Evet bugün sıkıcı stüdyo ortamında değilim. Doğal muhteşem bir ortamdayım arkadaşlar. Yanımda da gördüğünüz gibi yeni arabam var. Yeni bir araba aldım. Aslında uzun zamandır araç piyasasını takip ediyorum. Temiz bir şey almak istiyordum. Sonunda arkadaşlar bu aracı almaya karar verdim. Şöyle bir gösterelim. Aracımız Honda Civic 1.5 turbo motor 182 beygirlik bir model. 2020 model arkadaşlar. Elegans paket ve yalnızca 15.000 kilometrede bildiğiniz sıfır gibi bir araç. Açıkçası aklımdaki fiyat 800 bin hatta 900 bin milyona kadar hangi aracı beğenirsem bakıyordum. Bu araca denk geldim gayet sportif bir görüntüsü var. Şöyle bir baktığımız zaman dışarıdan gençlerin kullanımına uygun bir araç. Hem ön tasarımı olsun gördüğünüz gibi gayet sinirli bir yüz şekli var arabanın. Hem arka tasarımı olsun. Şöyle arkaya doğru kupi form mu deniyor buna? Tam olarak da bilmiyorum. Benden araç incelemesi beklemeyin pek. Biraz HB'ye de benziyor. Oldukça modern, oldukça sportif görünen bir tasarımı var. E iç tasarımını da beğendim. Orası da gayet güzel. Yani gayet sportif iç kısmı. Özellikle sürücü Koltuğuna oturduğunuz zaman her şey sürücüye yönelik bir şekilde duruyor. Çok fazla aracın koltuğuna oturdum. D segmenti araçlara da baktım. E segmenti araçlara da baktım. Ama bu araçta hakikaten bir spor araç etkisini hissettim. Dolayısıyla görür görmez arabayı çok beğendim. Aklımdaki fiyatım da altındaydı arkadaşlar. Biraz daha üst fiyatlara bakarken 700 bin lira olduğunu öğrendim ve dedim ki ben bu arabayı alıyorum. İşte böyle bir alma hikayem oldu. Şimdi biliyorum hemen başlayacaklar. Lan 700 milyar o arabaya mı verilir? İşte o paraya gitseydin şunu alsaydım, bunu alsaydım falan. Ya açıkçası araç fiyatları sürekli olarak artmaya devam ediyor. Eğer uzun zamandır piyasayı da takip etmiyorsanız fiyatlardan haberiniz olmayabilir. İsteyenler açıp sahibinden gibi sitelerde bu aracın fiyatına da bakabilir arkadaşlar. Özellikle bir marka arayışım yoktu. Yani içime sinen bir araba olsun. Biraz da piyasası olsun istiyordum. Çünkü bu benim açık açıkçası ilk aldığım ciddi araba. Ciddi araba derken zaten bundan öncesinde de işte stüdyoya gidip gelme amaçlı kullandığım bir aracım vardı. Aile aracını da kullanıyordum ama dediğim gibi bunun biraz daha bana hitap eden bir araç olmasını istiyordum. Öyle de oldu. Aracımıza baktığımız zaman gayet dolu bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Önde led farlarımız var. Park sensörlerimiz var. Park ederken yardımcı oluyor. Bunlar sis farı. Herhalde bu da sinyal lambası. Aynalarımız katlanır. Şöyle dur bir anahtarını çıkarayım. Şu şekilde kitlediğimiz zaman katlanıyor. Güzel bir şekilde de sinyalimizi veriyor. Şu şekilde de tekrardan açılıyor hoş bir selamlaması da var ama bu Honda Civic'in özellikle bu kasası arkadaşlar çok iyi modifiye edilebilen bir kasa. İnternetten bakarsanız hani bu lambayı tamamen değiştiriyorlar, animasyonlu yapıyorlar, buralarına çok manyak şeyler takıyorlar, arkaya da aynı şekilde yapıyorlar. Hani ben o kadar abartı bir modifiye yapmasam da bu arabaya kesinlikle bir ayar vermeyi düşünüyorum. Hoş modifiyeler yapacağım. Belki yaptığım modifiyelerle ilgili videosunu da çekerim. Şöyle bir arkasını da göstereyim. Arkadaki ki ışıklar led değil sanırım. Buna da çok güzel animasyonlu ışıklar, takanlar var. Mesela arabayı açtığınız zaman hoş böyle bir selamlama şeklinde karşılıyor sizi. Bunlara da dediğim gibi bakacağım. Bagajını şu şekilde anahtardan basılı tutuyoruz ve açıyor. Yalnız kötü olan şey elimizle kaldırıyoruz arkadaşlar. İşte benim aslında arabanın en sevmediğim yanlarından birisi de bu oldu. Ama bunu da düzeltebiliyoruz. Şuraya ufak tefek yaylar takıyorlar arkadaşlar. Daha güçlü yaylar ve bunu şu şekilde tuştan açtığınız zaman bagaj kendisi kalkıyor. Bu tür şeyleri ekleyeceğim. Şimdilik Böyle yani yapacak bir şey yok. Arabanın jantı gayet sevdiğim renkte. Siyah renk arabanın rengi de beyaz şık göründüğünü söyleyebilirim. Jantın rengini değiştirmeyeceğim ama jantı belki bir inç büyütebilirim arkadaşlar. Şimdi biraz size aracın iç mekanından bahsedeyim. Araç dediğim gibi spor bir tasarıma sahip olsa da 4 kapılı arkadaşlar. Yani aslında böyle ailecek binecekseniz arkadaşlarınızla falan şu anda olduğu gibi bir pikniğe falan gidecekseniz de gayet uygun. Benim boyum arkadaşlar 1.76 bakın şu şekilde oturuyorum. Burada gerçekten beni şaşırtan bir rahatlığı var. Şöyle rahatlıkla yayıla yayıla oturabiliyorsunuz. Kaldı ki ön koltuk da ayarlı yani. C segmenti bir araç olmasına rağmen D segmenti araçlara yakın diz ve baş mesafesi için tam aynısını söyleyemeyeceğim ama diz mesafesi var. Hakikaten arkadaki yolcularda gayet rahat ediyor. Burası ferah. Şurada bakın kol dayama yerimiz falan var. Zaten artık bunların olması lazım. Burada tek sevmediğim detay klima yok arkadaşlar. Yani 700 bin lira verdiğim bir arabada bakın şu arkada şu kısımda bir havalandırma görmeyi gerçekten isterdim. Gerçi biz 700 bin liraya aldık falan diyoruz ama bu aracın 2-3 ay önceki fiyatına baktığınız zaman fiyatının ay aylarda ciddi şekilde arttığını göreceksiniz. Tüm araç piyasası artıyor. Maalesef araçlar değerinin üstünde fiyatlara satılıyor. Biz de... <laughs> Mecburen uyumak, <laughs> Mecburen uyumak zorunda kalıyoruz. Diyeceğim arabayı seviyorum yani sanki böyle sevmiyormuşum gibi konuşuyorum da ben sadece piyasanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyorum. Şimdi geliyoruz arkadaşlar asıl tahtımıza sürücü koltuğumuza. Sürücü kısmını şöyle geniş açı kamerayla göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani dediğim gibi burada gayet sportif bir alanla karşılaşıyorsunuz. Üst taraf da gayet güzel çünkü sunroofumuz var, bu sunroof açılabiliyor. Önce bir arabayı çalıştırayım. Bakın, şu şekilde anahtarlarımızı geçiriyoruz döndürüyorum. Şöyle çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hoş bir kadran selamlamayla geliyor. Araçta hayali tekrar var bu güzel özelliklerinden bir tanesi. Yan tarafta diğer bir ekranımız var. Burada işte navigasyonumuz olsun, çeşitli özellikler olsun, Apple CarPlay olsun. Gerçekten arkadaşlar güzel özellikler var. Hatta sevdiğim bir yanı da şu. Buradaki tuşu kullanarak Apple CarPlay ile birlikte Siri'yi kontrol edebiliyorsunuz. Mesela Siri dışarıda hava nasıl? sıcaklık 23 derece sabahın erken saatlerinden itibaren yağmur ardından akşam üstünden itibaren gök gürültülü fırtına bekleniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en lan bir tamam bir sus Siri ya de. sus ya video çekiyoruz ya. Anlayamadım. Tamam anlama. Yok denemiyorum görüşmek üzere nasıl kapatıyoruz bunu ha tamam. Gördüğünüz gibi aracı bu şekilde Siri'ye dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. CarPlay olduğu için bu da gerçekten güzel. i̇sterseniz burada aracın kendi navigasyon sistemi de var. İnternet olmadan da kullanabilirsiniz biliyorsunuz ama açıkçası ben CarPlay'e dönüştürüp bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Aynı zamanda şuradaki hayalet ekran üzerinden de birçok farklı detayı görebiliyorsunuz. İşte size navigasyonu kurduğunuz zaman gösteriyor. Müzik açtığınız zaman orada gösteriyor. Gerçi şu anda dur kapımız açık onu gösteriyor. Kapıyı ben bir kapatayım. Kapattım ve bakın gördüğünüz gibi orada müziğimiz görünüyor. Tabi buradan kontrollerini de yapabiliyoruz. Yani açıkçası şöyle bir baktığım zaman Gayet buradan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Zaten bana aracı aldıran sebeplerden birisi de bu. Kolay kullanımı, içerideki o teknolojik hissiyatı, sportif hissiyatı oldu. Burada cam kontrollerimiz var tabii ki. Camların sevdiğim yanı arkadaşlar tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Şu şekilde bir kere basmanız yetiyor. Tabii ki aracımız otomatik vites. Bu da sevdiğim detaylarından birisi. Farklı farklı modları var. Mesela buradan şu şekilde D'ye alabilirim. D normal sürüş modu oluyor. Spor modu alabilirim veya Şuna bastığım zaman ekonomi moduna alabilirim. Spor modunda araç ciddi performans gösterebiliyor. Aracı daha yüksek devirlerde kullanıyor. Hazır bu spor moda falan girmişken biraz performansından da bahsedeyim. Araç gerçekten performanslı bir araç arkadaşlar. Almamdaki en büyük sebeplerden yani en büyük sebeplerden birisi demeyeceğim en büyük sebep de bu oldu zaten. 182 beygir gücünde bastığınız zaman zaten sizi koltuğa yapıştırabiliyor açıkçası. Performansından gayet memnun kaldım. 0-100 denemesi de yaptım birkaç yerde. Size şu an görüntülerini de vereceğim. yani aracı çok performanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Söylentilere göre ufak bir yazılımla bunu 220 beygire falan da çıkartabiliyormuşuz sorunsuz bir şekilde. Ama o detayları tam bilmiyorum. Bakacağım yapar mıyım yapmaz mıyım beygirini arttırır mıyım emin değilim. Şimdilik zaten 182 beygir gayet yeterli. Uzun zaman Passat'lara baktım. 120 beygirdi arkadaşlar. Çoğu 125 beygirdi. E biraz daha pahalısını alsan 150 beygir yani 182 beygirin gayet trafikte çoğu aracı geride bıraktığını söyleyebilirim. Ha ben hız tutkunu birisi değilim. Hani trafikte gideyim de milleti geride bırakayım derdinde de değilim. Sadece Sadece benim bir araçtan aradığım şey şu. Gerekli yerde gaza bastığım zaman bana performansı verebilmesi lazım. Bu benim için çok önemli. Tabi performanslı kullandığınız zaman bunun cezasını fazla yakıt alarak ödüyorsunuz. Artık aslan besliyorsak da ne diyorlardı? Yemini sormayacağız. Böyle bir <laughs> olay var. Şimdi tekrardan aracın içine girdim. İç detaylarından devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burada el frenimiz direkt tuş şeklinde. İlk defa bu şekilde bir el freni olan araç almış oluyorum. Burada klima ayarlarımız falan var. Zaten bunları çok uzatmıyorum. Biliyorsunuz her türlü araçta olan şeyler. Gayet geniş bir saklama alanımız var. Buraya bir sürü şey giriyor. Şuraya da telefonumu koyuyorum. İsterseniz buraya da koyabilirsiniz. Alt tarafta da bir bölmesi var. Telefon şarj etme yeri falan var. Şu şekilde bakın bastığımızda sunroof'u sonuna kadar açıyor. Bakın buradan artık elinizi bile çıkarabilirsiniz. Tekrardan kapattığım zaman da böyle kapanıyor. Şöyle bir seçeneğiniz de var. Bakın basıyorum yukarıya doğru açıyor. Tekrardan şu şekilde kapatabilirim. İstersem de burayı tamamen kapatabilirim arkadaşlar. tabii ben her şeyi anlatmıyorum. Güzel ekstra özelliklerimiz de var. Burada özellikle koltuk ısıtma özelliği var. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. 3 kademeli. Özellikle kış aylarında alt tarafınızı bayağı bir ısıtıyor kendisi. Hem sağ yolcu koltuğunda var hem de sürücü koltuğunda var. Burada olası yerlerde aynayı kapatmak istediğiniz zaman direkt aracın içinden de şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda da ayarlarını da buradan verebiliyorsunuz. Zaten şu an bana ayarlı o yüzden çok oynamıyorum. Ha bu arada şundan da bahsedeyim. İsterseniz aracı manuel bir şekilde F viteslerinden de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Performanslı kullanım yaptığınız zaman bunlar da gayet güzel bir his sunuyor sizlere. Tabi yani burada anlatsam baya bir konuşurum o parlöründen ondan bundan çoğu şeyinden örneğin bakın geri görüş kamerasından daha hiç bahsetmedim. Şu şekilde Direksiyonu çevirdiğiniz zaman da burası çevriliyor. İster geniş açı olarak bakabiliyorsunuz. ister yukarı yukarıdan bakış olarak gösterebiliyor. Ya birçok farklı detayı var ama hani ben uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Tekrardan kapatıyorum ve araçtan çıkıyorum. Evet yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Aracın iyice detaylarını anlattım. İyice anlatmadım aslında. Dediğim gibi vlog tadında bir inceleme yaptım. Arabayla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi falan da bekliyorum yorumlar kısmında. Neler yapayım, neler ekleyeyim bu tür videolar gelsin mi lütfen yazın diyorum. O zaman ben kaçıyorum arkadaşlar. Gelmişken burada biraz piknik falan yaparım belki. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Dur iki kamerayı yapayım.